muhalefeti destekliyoruz. HDP kapatılamaz diyoruz. Çok demokratik bir hakkıdır diyoruz HDP'nin siyaset yapmasının. Aslında Türkiye'de ne altılı ittifak bir çözüm noktasında, sokaktaki mücadele bize kazandıracak ve biz bu sokaktaki mücadelenin büyümesi için uğraşıyoruz. Barış istiyorum, hiçbir şey istemiyorum, barış istiyorum. Hem barış idi kazın, hem serkatı idi kazın. Ya hadi bense dahi bilin. Üçüncü ittifakı, üçüncü bir yol olarak görüyorum. Yani ne mevcut iktidara gebeyiz ne de işte Kürtleri, diğer farklı etnik grupları kabul edebilen, işine sindirebilen Millet İttifakı'na gebeyiz. O vesileyle bence 3. İttifak'ın yani bu ülkenin büyük bir şansı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten yani huzur istiyorsak, barış istiyorsak, kardeşlik istiyorsak, ciddi anlamda bir istikrar istiyorsak, hani HDP'nin öncülük ettiği Emek ve Özgürlük İttifakı'nın bu ülkede güçlenmesi gerektiğine inanıyorum. Küçük ülkenin yüzyıllardır süren bir sorunu var. Hatta buna Türk sorunu diyelim. Türkiye'nin bir sorunu yok. Türkiye'nin gasp edilmiş hakları var. Bunların verilmesini istiyoruz. Mesela anayasada Türkiye'nin bir statüye sahip olmasını istiyoruz. Ana dilde eğitim istiyoruz. Ve ana dil eğitimi sağlaması için okullarda verilmesini istiyoruz. Sol gruplarla da bunu güçlü bir şekilde yansıtmak istiyoruz. Bütün ezilen grupların ortak faydada birleşip bir sonuca varmak istiyoruz. Çünkü şu anda mevcut iktidarın bütün emekçileri sömürdüğünü, hakkını aldığını görüyoruz. Millet İttifakı Kürtleri ve solcuları dışlıyor, onları içermiyor. Daha çok böyle hani daha popülist bir söylem şey yapıyor. Ben Kürtlerin ve sosyalistlerin de olduğu bir ülkede yaşamak istiyorum. HDP'nin kapatılması doğrusu tabii işte tam da Halep oradaysa arşım burada diye bu mitingi geldim, desteklemek istedim. HDP'yi yok sayan hiçbir siyasi hareket bu ülkenin geleceğinde aslında başarılı da olamaz. Bunu da böyle söylemek istedim. Türkiye'nin geleceği gençler için, emekçiler için, köylüler için, memurlar için bir cehenneme dönüştü. Gelen iktidarlar kapitalistleri, zenginleri destekliyor. Emekçilerin, köylülerin, işçilerin bütün haklarını gasp ediyor. Bu nedenle bu düzenin değişmesinde görev alan, aktif mücadele yürüten, daha doğrusu savaşan bütün gençleri, bütün partileri destekliyorum. Demokrasi olmadan bu ülkede ayaklanamaz, kalkınamaz. Halkların ve inançların bir arada olmaları onundur. Demokratik cumhuriyetin tek çıkar yolu bu kapıdır. Üçüncü yoldur yani. HDP son süreçte vermiş olduğu en radikal kararı vererek büyük bir çıkış yaptı. Olması gereken halkının talebi üzerine olması gereken adımı attı. Şöyle görülmelidir Türkiye'de. HDP bir dengedir bu ülkede ve bir güçtür. HDP bence en olması gereken kararı verdi. Üçüncü yolu tercih etti. Kendi adayıyla bence Türkiye'de bütün Türkiye halklarına bir güç, bir denge olabileceğini gösterdi.